Merhaba, bugün iyimserlik ve kötümserlik tartışması yapacağız sanıyorum. Bütün insan hayatı için çok önemli iki kavram olarak gözüküyor. Ben iyimserlere eskiden çok kötümser bakardım. Yani ya adam ne kadar iyimser, demek ki aptalın teki olması lazım. Yani bu iyimserlik ancak cehaletle mümkündür. Çünkü hayatın gerçeklerini öğrense, değil mi? Yüzünün buruşması, gergin olması ve bu dünyanın gidişinden rahatsız olması gerekir diye düşünürdüm. Gerçekçi insanın karamsar olması gerekir ve bütün entelektüeller zaten karamsardır. Mesela ben öyle hocalar hatırlıyorum ben öğrenciyken. Yanına gidersin, odasına kapıyı. Türkiye batıyor çocuklar. Ya hocam batmayabilir işte, böyle böyle. Peki o zaman dünyaya bir göktaşı yaklaşıyor. Yani illa kötü bir şey söyleyecek ya. O zaman karım beni galiba boşayacak. Yani muhakkak kötü bir şey olması. Galiba diyorum ki, tabii Cengiz belki bu konuda epey şey söyleyebilir. Yani bazı ruhlar kötümserlikle çalışıyor. Yani kaygıyla çalışabilir. Sanıyorum belli ölçüde kötümserlik gerçekle karşılaşma ve tedbir almayı ve problemleri yenmek açısından bizi gerçekçi kılabilir, ama onun bir sınırı var. Yani ince bir, değil mi? Bıçak sırtı dediğimiz bir şey, ince bir denge. Çünkü bunu kaçırırsak çok fazla bir tarafa kaydığında problem olabiliyor. Bir gün Kızılay'da dolaşırken gençliğimde bir arkadaşla durdu birdenbire. Ya dedi, biraz önce bir şeye üzülüyordum. Neydi acaba? Yani o zaman anladım ki bu arkadaş muhakkak herhangi bir, hani fizikçilerin deyimiyle, T anında muhakkak bir şeye üzülmesi lazım. Üzülerek kendini koruyor galiba. Değil mi? Böyle bir koruma mekanizması var. Yani daha fazla üzülmeyeyim diye bir şey. Kontrollü Kontrollü üzülme diye bir şey var. Yani ben salak mıyım, o iyimser olacağım. Siz iyimser olun bakalım. Mehmet Ali, sen biraz iyimser ol bakalım, nasıl bir başına neler gelecek, ona göre biz de iyimser olabiliriz gibi bir şey. Tabii ben yine de sonuçta iyimser olmaktan yanayım. İyimser olmanın zor bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama gerçeklerin ayırdığında olarak, farkında olmaya çalışarak karşımıza çıkan problemlerle baş edebilmek için iyimserliğin bize bir enerji kazandıracağını düşünüyorum. Ve burada tabii tek başına yapacağımız bir şey değil. Bu iyimserliğimizi paylaşabilirsek insanlarla, çevremizde, sanıyorum karşılaşabileceğimiz sorunları çözmek daha kolay olacak. Belki şairsek, yani genellikle işte kötülük çiçeklerini yazan kimdi? Baudelaire. Baudelaire falan gibi, yani böyle ağır, melankolik bakışlı insanların bir dünya tasarımı gençler tarafından genellikle özeniliyor. Hatta bizim entelektüellerimiz, yani melankoli. Ama bizim kültüre melankolinin çok yakıştığını düşünmüyorum. Bizler mahzun insanlarızdır. Yani hüzün. Hüzün tatlı bir şeydir. Acıdır. Yani yaşama sevinci de olan bir şeydir diye düşünüyorum. Onun için galiba iyimserlikle karamsarlığın yoğrulduğu bir yaşama sevincini yitirmemiş bir bakış açısının anlamlı olacağını düşünüyorum. Kim başlamak ister? Kim iyimser? Ama Mehmet Ali kesin kötümserdir ha. Şimdi bunların iç içe geçen kavramlar olduğunu düşünüyorum. Yani insanların, bireylerden söz Hani ediyorsak. Yanus yüzü derler ya, Evet, hani bir tarafı bir taraf. Zeus'un iki çehresi olması Evet. gibi. Ama Zeus insanlara karşı iki çehresi var. Kendisine karşı değil o iki Değil. çehre. Bir kötü çehresi var, bir iyi çehresi Peki, var. kötümserlik, iyimserlik öyle mi Yani düşünüyorsun? hayır, öyle düşünmüyorum. Yani insanların kötümser olduğu
anlar vardır veyahut da süreçler vardır. İyimser olduğu süreçler vardır. Mesela son derece kötümser diye vasıflandırdığın bir insan gidip Milli Piyango bileti alabilir. Milli Piyango bileti almak bir iyimserliktir sonuçta. Yani 1 milyonda 1 ihtimali olan bir şeyi bana da çıkabilir diye alması aslında bir iyimser bir bakış açısıdır. Şimdi bunlar bizim yaşanmışlıklarımızla, gelişme sürecimizle, eğitimimizle, müktesebatımızla, çevremizle bağlantılı şeyler. Kendi başına bir iyimserlik veya... Sen çocuğunu nasıl yetiştirmek istersin mesela? İyimser mi, kötümser mi? Ben çocuğumu hiçbir şekilde öyle bir iyimser veya kötümser yetiştirme diye bir tasavvurum olmadı. Yani ben çocuğumu bilebildiğim kadarıyla el yordamıyla herkesin olduğu gibi, yani hiçbirimiz babalık mektebinden mezun olmadık. Tatonman süreci içinde, bir el yordamı süreci içinde yapabildiğimizin iyisini yapmaya çalışarak, ne algılıyorsak ondan, iyisinden kasıt neyse, nasıl algılıyorsak öyle bir şekilde yetiştirmeye çalıştık. Bütün galiba anneler babalar eğer bunlar hastalıklı bir şekilde çocuk geliştirme kitaplarının içine gömülmemişlerse. Ki değil mi? Bir de o kitaplar var. Var. Aman yarabbim. Onların içine gömülmemiş. Şeye geri dönersek eğer iyimserlik, kötümserliğe. Ben iyi ve kötünün tartışılması gereken kavramlar olduğunu düşünüyorum. Ve bunların genel kabuller olduğunu düşünüyorum. Yani toplumsal kabuller olduğunu düşünüyorum. Çünkü şöyle bakalım. Birisi için iyi olan başka birisi için kötü olabilir. Bir savaş. İki taraf savaşıyor. O savaşı birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Şimdi aynı olgu, savaş olgusu. Kaybeden için kötü. Ya kara borsacı için çok iyi olabilir. Tabii. Çünkü savaştan yararlanıp para yapacak. Tabii yani iyinin kötünün izafiyeti karşısında, iyimserliğin ve kötümserliğin de izafi kavramlar olduğunu düşünmemiz ama lazım. Ama burada bitirmeyelim çünkü bunu bütün konuşma hayır, biter ben yani. Burada bitirmek istemiyorum. Ruh hallerimiz üzerinde etki eden faktörleri algılama kapasitemizle ilgili bir şey, algılama doğru çerçevemizle ilgili bir şey. Şimdi burada top... Ama ikisinden bir tarafa çıkmayacak mısın şimdi? Hayır, çıkmayacağım. Bütün süratiyle, alabildiğine bütün süratiyle Cengiz Güleç'e gitti. Eyvah, aldım, kabul ettim. O zaman yani ruh halleri... birazdan irat edeceğim Lütfü'de, hazırlıklı olun. Ama rica ediyorum özellikle Ahmet'im. Yani sonuna kadar ben konuşacağım. Ya 5 dakikada vaktin var. Toparlarım. Siz de yine müsaade alırım. Şimdi iyimserlik, kötümserliği bir karakter özelliği. Yani Batı psikolojisinde bir state, bir de trait diye bir kavram var. Şu anda bu mekanda benim içinde bulunduğum ruh hali, mizaç durumu, duygu durumu, afektif durum gibi bir sürü karşılıkları var bunun. Bu şu durumsal, anlık. Bu değişebilir. Az önce program öncesinde biraz daha sıkıntılı, gerginken, değil mi? Burada çok daha nitekim onu durumu unutup, state anlamında mı kullanıyorsun? Burada öyle kullanılır. Evet, situasyon anlamında mı? Situasyon anlamında ama state anlamında derler ama. Situasyon yani, değil mi? Tabii ama state de denebiliyor. Anglo-Amerikan değil. Hayır, birisi duragandır, birisi süreçtir de onun için soruyorum. Evet, yani. State'deki kastedilen buradaki mevcut belirli bir durum. Situasyon gibi daha çok. Ama bu tabii yani bir anlık dan çok yine bir süre süreç var. Tamam. Süre, o zaman situasyon. Tam süreç değil çünkü trade'de kastedilen o. Trade'de ise genellikle değişik durum ve ortamlarda, zamanlarda, hayatımın değişik zaman dilimlerinde baskın, egemen ve sürekliliği olan bir ruh hali. Sürekliliği trade olan. Bak, vurgu burada. Yani karakter diyebilir miyiz? Bir tür yani karakter özelliği anlamındadır. Tamam. Şimdi buradaki bizim işlediğimiz durumsal olmaktan çok evet, bizim yaşama bakışımızı, yaşam karşısındaki temel anlayış ve durumumuzu tanımlamada kullanılan bir terimdir. Güzel. Karamsarlık veya kötümserlik, bu ikisi de aşağı yukarı birlikte kullanılan ve en sık da depresif karakter, depresif mizaç için çok kullanılır. Depresif mizaç günümüzdeki kognitif teoriler açısından bakıldığı zaman en önemli kavram, bunu mutlaka duymuşsunuzdur, çok gündelik dile de girdi. Öğrenilmiş çaresizlik. Ne demek o biraz? O şu, yani
Önce şunu söyleyeyim. Yani iyimser ya da kötümser olma tek başına genetik ve böyle bir kalıtımsal bir özellik mi? Çocukluk çağında kazanılan çevrenin, çevredeki yetiştirilme tarzı ya da bazı arzu ve ihtiyaçların engellenmesi, yoksunlukla sonuç olarak ona bir tepki olarak doğan bir şey mi? Bu tartışmalı. Bir miktar mizaç temel temperaman ya da huy diye bilinen Türkçedeki hallerin büyük ölçüde genetik bir temel olduğu kesin. Ama bu genetik temele rağmen çok erken çocukluk yaşantıları ve deneyimleri, bunlar travmalar olabilir, travmalardan azade geçmiş bir çocukluk da olabilir. Bunlar da bizim temel mizaç ve kişilik şeyimizi de belirliyor. Şimdi öğrenilmiş çaresizlik şu, kabaca. Ne yaparsam yapayım, içinde bulunduğum bu olumsuz koşulu değiştiremem. Ne yaparsam yapayım, yani içinde biraz bulunduğum... Biraz kolaycılık mı oluyor? Hayır hayır, ama bu şöyle bir şey. Yani ama yani öyle... bunun kadercilikten farkı ne? Şöyle bir şey. Diyelim ki çocuk, erken çocuklukta, çocuğun ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının çok daha bebeklik çağında karşılanmadığını, yeteri kadar uygun bir biçimde giderilmediğini düşünelim, varsayalım. Bebekte daha 0-1 yaş arasında bile en önemli duygu temel güven duygusu. Bunu zaman zaman ben bazı oturumlarda da anlatıyorum. Burayla iyimserlik, karamsarlık ve umut arasında o kadar çok önemli güzel bir ilişki var ki. Umut ve iyimserlik iç içe olan, birlikte giden bir şey. Çocuk çok daha bebek, 3-4 aylıktan itibaren uygun zamanda gerçekten de yani acısı giderildiğinde, işte şefkat altı bakımı, altı temizlediğinde, karnı doyduğunda, belirli bir bedensel temas sonucunda şöyle bir duygu gelişiyor. Çekirdek halinde tabii. Ben iyi, yani ben değerli, sevilmeye layık bir varlığım ve benim ihtiyaçlarım da dış dünyada güven verici, umut verici, iyi bir dış dünya algısı, dış dünyanın iyi olduğuna dair çok çekirdek halinde bir ön algı. Bu aile ve anne bakıcı üzerinden giden. Yani dara düştüğümde bir yardım mutlaka gelecektir. Biçimindeki anlayış, kavrayış, düşünce tarzı, siz buna isterseniz şema deyin, bir bilinç kavramı, anlama, bilme tarzı diyelim. O kadar erken çocuk bebeklikte kuruluyor ki, bu genellikle böylesine bir gelişim çok ciddi aksamalara uğramadığında, erişkin, yetişkin olduğunda da genel tavrı biraz umut ve iyimserlikle doludur. Bu onun bön olması, ebleh olması ya da illa iyimserliğin en aşırı ucu polyanna, polyannacılık denilen şeye de gitmesi gerekmiyor. Yani her şey iyi, bütün insanlar iyi, dış dünya tehlike her zaman iyi. Başıma bir dert açıldığında mutlaka bir yerden destek ve yardım gelecektir inancı. Bu bir inanç adeta. O kadar temel. Bunun çevresel ve dış dünyaya denetlenmeden, sorgulanmadan, doğrulanmadan yerleşmiş olması biraz polyannacılık. O belki biraz uç bir şey. Yani gerçeklikle teması biraz bozan bir yanı var. Artık biraz bönlük, saflığın artık biraz aşırı hali. Kullanılmaya, manipüle edilmeye yatkınlık anlamında geliyor. Evet, değil mi? Bunu kastetmiyorum. İyimserlikten biraz daha ölçülü bir gerçekçilik. Mesela bu sonunda bebek, ben ne kadar ne yaparsam yapayım annemin ilgisini çekemiyorum. Onun bakımını ve sevgisini elde edemiyorum. Duygusunu bir şekilde yerleştiğinde, bu illa objektif gerçeklik buna uygun olması da şart değil ama genellikle de öyledir. Bir zaman sonra ben yani bir yine demin söylediğim gibi bunalıma, bir sıkıntıya düştüğümde bundan çıkmak için ne gibi çareler üretebilirim? Ne gibi elimde, değil mi, baş etme araçlarım var? Bunu keşfetmek üzere kendine bakma, kendi iç dünyasını, bu savunmalarını gözden geçirme, dış dünyadaki destek sistemlerine, değil mi, kulak kabartma, göz gezdirme türü sorun çözmeye dönük çabalardan alıkor. Adeta bir tür yazgıcılık gibi, hakikaten kadercilik gibi. Ne yaparsam yapayım ben bundan çıkamam. Tarzına yol açar. İşte bu temel kötümserlik bu. Biraz karamsarlık örneğini ben Schopenhauer üzerinden anlatmayı genellikle severim. Hep en derin, en, değil mi, karamsar bir filozof diye bilinir ama Schopenhauer'unki kibirle alakalı bir şey yalnız. Onunki kötümserlikten çok
Yani kendi dehasına ve kendi büyüklüğüne olan inancı ve bütün insanları da o kadar hakir ve şey görüyor ki, yani ortalama sıradan insanları düşük görüyor. Düşük ve yani uğraşılmaya, böyle yakınlaşmaya. Freud da öyle midir? Freud'da da bir karamsarlık var. Karamsarlık yani. Onun insan türüne ait. Türsel bir şey. Yani yani biraz filojenetik bir şey gibi adeta. Yani iflah olmaz insan. Şu anlamda. Hayır. Savaş ve saldırganlığı da en az sevgi gibi, aşk gibi, yapıcı işlemler. Yani eros, libido ne kadar yapıcı, birleştirici bir yaşam gücüyse, yaşamı sonlandırmaya dönük tahripkar eğilimlerinde en az onun kadar yapısal, doğuştan ve insana içkin olduğunu iddia etmesi ve bu iki güç arasındaki mücadele insanın ne olduğunu veya insanlık alemini tayin eder biçimindeki anlayış biraz kötümser bir anlayış diye yargılanıyor. Şimdi bu... O biraz gerçekçi bana sorarsan. Nutuk onunki... bitti galiba. Yeter. Tamam. Şimdi nutuk irşad ediliyor değil mi? İrade ediyor. İrşad ama aynı zaten anlamda. Biz irşad ediyoruz. Biz irşad oluyoruz. Evet. Mürşidimiz. değil mi? Mürşid ve bizi irşad etmiş. Şimdi Cengiz'in biçtiği veyahut da çizdiği ortamdaki iyimserlikle kötümserlik çatışmalı terimler olarak ortaya tabii. çıkıyor ve radikal kökten. Yani bunlar hastalık hali olarak. Tabii. Bir karakter. Evet, iki uçta. Hastalık. Çünkü yani ikisi de uca yani götürüldüğü zaman. Polyanlacılıkla işte onlar aşırı depresif, karamsar. Büyük bir güvensizlikten, radikal başlangıçtan, primordial bir şeyden, güvensizlikten kaynaklanan bir şey tablosu çizdi. Kötümserlik tablosu. Bir de her şeyin iyi olduğu bir peri masalı dünyasındaki bir polyanlacılık. Ama ben... ortayı bulalım diyorsun. Hayır, ortayı bulalım değil. Ortası var mı yok mu onu da bilmiyorum ama... Var. Bizim... biz, ortası var diyor. Bizim yaşadığımız dünyada biz aynı anda hem kötümser hem iyimser insanlarız. İyimser olduğumuz durumlar var. Ama hali söylüyorsun sen. Cengiz onu söylemedi. Hayır ben... İyimser halde olabiliriz, kötümser haller değişir ama karakter değişmiyor. Karakter özelliği olarak bunları kabul etmemek mümkün değil elbette. Ama ben de diyorum ki karakter özelliğinin dışında bir de haller insan değişir. Olma deniz durumunun gerekli. Yarattığı iyimserlikler ve kötümserlikler var. Şimdi aynı olguya. Sen başka bakabilirsin. Cengiz başka bakabilir, ben başka bakabilirim. Güzel. Şimdi yani şu anda diyelim ki ekonomik büyüme, toplumsal değişme, değil mi? Birçok toplumsal ihtilafların çözülmekte tabii. olduğuna dair ve iyiye gidiyor kardeşim Türkiye diye de bakalım. Tabii nereden baktın? Muhalefetten yani genel dünya görüşü ve ideoloji. Sade muhalefetten değil, aynı zamanda senin müktesebatından da. Tabii. Yani bir de yani bankaya yatırdığın para, yatırımların çıkarların. Milyonlarca bunun faktör var. Yani öyle bir bağımsız değişken fazla bir fonksiyon ki bu. Bunu bilemezsin. Şimdi bu ama ben daha başka bir yere gelmek istiyorum. İnsanların genel olarak iyimser oldukları toplumlar ve dönemler var. Tarihsel ve mekansal olarak. Çok güzel. Kültürel antropolojide Margaret Mead ve Benedict'in yaptığı. Tabii. Çok güzel. Bak bu toplumun toplumsal karakter. Şimdi adeta. O da var. Bunlar hem mesela bizim İslam kültürü iyimser. Bir dakika tamamlayayım müsaade et. Yani Hristiyan karamsar. Bir müsaade et tamamlayayım. Bak ben öyle anlıyorum. Günahkarlık doğuştan günahkarlık teması farklı. Şimdi da. Ben zamansal temiz fıtrat üzerine doğmuşum. Ben böyle büyüklükler için iyimser veya kötümser diyemem. Topluluklar yani, var ama doğru söylüyorsun. İyimser ideolojiler, kötümser ideolojiler elbette vardır. Ama ben zamansal ve mekansal olarak daha iyimser olunan veyahut da daha kötümser olunan örnek vereceğim. Daha net hale gelecek. Mesela 60'lı yıllar bütün dünya için o hippiliğin çıktığı işte çiçek çocuklar bilmem neler Amerikan arabalarının kocaman hale geldiği. Yani, o filmler ne kadar güzel. Düşünün bir. Tüm filmlerine bakın. Küçük Hanımefendi. Dünyada genel bir iyimserlik havası. Bütün dünyada genel bir iyimserlik. Bir de Bel Epoch'ta da var. Bel Epoch 1920'ler. En tipi odur. 1920'ler. Ama bir de 1930'ları düşünün. 1930'larda Orta Avrupa'da yaşıyorsunuz.
1930'larda Orta Avrupa'da Yahudisiniz. Daha da daraltıyorum. Evet. 1930'larda Orta Avrupa'da Yahudisiniz. Tabii. Yani bunun kötümser olmamak mümkün mü? O topluluklar için. O topluluklar. Yani, genel insanlık ama 2015'te adına. Genel insanlık adına da. Şimdi şeyde işte olan da bir olan da var, olmayan da var. Yani, aşağı yukarı toplum yarı yarı ya neredeyse. Şimdi 1939'da çok güzel. Yani 1930'da, insanlığın çok affedersin kesiyorum ama yani çok hoş bir noktaya değindi. Yani böyle bir uzun erimli uygarlık tarihine baktığımız zaman genel insanlık ailesinin dönem dönem hakikaten bugünkü terimlerle iyimserliğin paylaşıldığı yaygın değil mi? Yaygın bir biçimde. Bulaşıcı mıdır abi iyimserlik? Kötümserlik kesinlikle bulaşıcı da iyimserlik biraz daha şimdi bunu biraz ama çok hoş bir şey. Biraz yani. dalga biraz böyle daha genişletelim. Şimdi aynı 1920'lere gidelim. Belle Époque'a gidelim. Belle Époque'un neresidir? Merkezi Paris'tir biliyorsunuz. Viyana. Hayır. Şimdi Belle Époque ne? Viyana'da var ama esas Paris. 1920'den önce asıl 1890'lar bu. Victoria dönemindeki o da bir tür Belle Époque. Victoria dönemi aynı zamanda güzel çağ. Yani bu hoş. Her şimdi, şeyin böyle bir ışıl ışıl. Biraz tarihte dolaşmak zevkli oluyor. 1890 öyle midir orada? Yani 19'lar 80'ler Victoria dönemi aynı zamanda da son derece katı kuralların egemen olduğu bir dönemdir. Kadın ve çok kadına yönelik, çocuklara yönelik. Biliyorsunuz İngiliz okullarında dayak atmanın resmileştiği dönemdir Victoria dönemi. Evet. Yani daha önce dayak atılıyordu. Fakat dayağın resmi olduğu, resmi bir terbiye yöntemi olması doğru. Victoria dönemindedir. Klasik biz 1920'lere gelelim. Haklısın. 1920'lere geldik. 1920'lerin Viyana'da diyelim, Paris'te diyelim. Hani Birinci Dünya Savaşı sonrası. Öncesi. İki Dünya Savaşı. İki Dünya Savaşı arası öyle ama bir daha olmayacak bu savaşlar anlayışı. Böyle bir iyimserlik ve Birinci Dünya Savaşı'nın yaralarından salınıp her tarafın ışıklar ve ama insanlığın bütün bir geniş aile falan tahayyüllerini ve özellikle de metropol bu kültür başkentlerindeki yaşama sevinci. Rusya'da devrim var filan. Rusya'da de devrim bitmiş. Belki. Bitmiş. İşte 17'den ama sonra. Ama iç savaşlar var. Orada iş karışık orası. Orada karışık. Batı için kullanılır. Tarihte Amerika'dan bir takım danslar geliyor mesela. Charleston dediğimiz dans falan var. O biliyorsunuz gibi. Foxtrot müydü ne derler? Foxtrot. Veyahut da klaketli ayakkabılarla işte step dans denilen şeyler falan. Ya tık 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 tık, tık yapan. Neşeli yani. Böyle bir. Ama hangi sınıf? Üst sınıf. Tabii. O burjuvazi ve aristokrasi. Bu dansları ihraç eden Amerika'ya bakalım. Bütün Doğu Avrupa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın köylüleri ABD'ye doğru akıyor. Gemiler dolusu. Bir umut değil mi orası? Tabii. İrlanda'da patates zehirlenmiş, İrlanda nüfusunun neredeyse yarısı Amerika'ya göç ediyor. Doğru. Ve bu arada bir sürü Arjantin'e göçler var. Arjantin'e göç ediyorlar ve Arjantin'de bu Buenos Aires'in şeylerini dolduruyorlar. Gece konduları geniş araziler tabii. Ama ne oluyor? Bakın ama o sırada arkasında 1929 gelip 1929 geliyor. Yani bu sevinç ve iyimserlik çok kısa. 29 geliyor, Amerika'nın neredeyse yarısı arabalarıyla yollara dökülüyor. Tabii. Evsiz kalıyorlar. Dehşet bir şey. Yani dehşet bir şey. Şimdi Faulkner'ın Steinbeck'in romanı vardı. Steinbeck. Steinbeck. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bu toplumdaki daralmalar ve genişlemeler, ruh daralmaları ve ruh genişlemeleri olarak ifade ediyorum ben bunu. Ruhum 1920'lerde Paris işte o sırada Baudelaire'in Spleen de Paris'i yazdı. Paris'in büyüsünü yazdığı dönemler. Paris büyülü bir şehir. Ki üstelik kendisi Baudelaire kaçıp Brüksel'de yaşıyor. Baudelaire kaçık bir adamdır biliyorsunuz. Bir de Paris'e de yaşamıyor. Yatak ısındığı zaman yatamaz o yatakta. Başka yatağa geçer. Aynı odada 5-6 tane karyolası var adamın. Böyle bir rahatsız bir adam. Ama Paris'i ışıl ışıl buluyor. Tabii. O sırada Amerikalılar Paris'e gelmeye başlıyorlar. Hemingway'ler. İşte tür ressamlar, sanatçılar. Yani bayağı böyle bir ışıl. Ama 29 ışıltılı yani böyle 29, büyülü. 29'da birdenbire daralıyoruz. Aman yarabbim. 30'dan itibaren bu sefer Orta Avrupa'da bir heyula çıkmaya başlıyor.
faşizm. Şimdi o zaman şöyle bir soru sorabilir miyim? Tek tek bireysel planda almayalım da çok güzel bir bence alana geçtik. Yani yoksa psikolojinin içinde sınırlı kalmayalım. Tabii o şey hastalık haklısın. O evet. Hastalık. Ama o da yani gene tartışmayı... Ne o psikoloji mi hastalık? Hayır. Yani ha. Cengiz'in çok güzel tarif ettiği o iki tane hal bir hastalık. Yoksunluk korkusu. Ben onu öyle ifade ediyorum. Yoksunluk korkusundan kaynaklanan kötümserlik. Hani çocuk annesinden bir şey gelecek mi gelmeyecek mi emin olamıyor ya. Artı bir de şöyle bir şey de oluyor. Yani ben ne yapsam, ne kadar çabalasam bir çare yok. Ve kabahat duygusu, bende. Bu tabii suçluluk onunla birlikte de gidebilir. Her zaman şart değil. Şimdi onu Sartre'nin romanlarında çok bulursun biliyor musun? Sartre'nin romanlarında o şeyde annesinden ilgi görmeyen çocuk şeyini teması ki görmüştür. Fazlasıyla görmüştür Sartre annesinden ilgi. Öyle olmasına rağmen o temayı çok görürsün onun şeylerinde. Çünkü kontrastı yani tersiyle de anlamak mümkün. Yani çok tam tersine aşırı... Neyse oraya geçelim. Neyse sen sorunu sor. Söylemek istediğim şu. Şimdi bir ortaya bir sosyal psikolojide yapılan bir araştırmadan bahsedeceğim. Gerçekçilikle kötümserlik arasında, karamsarlık arasında bir ilişki. Diyelim ki çok değişik mizaç özellikleri olan insan gruplarına aynı problem veriliyor. Deniliyor ki bir market... Bu marketin girdisi, işte yaptığı üretimi, tüketimi, masrafları, yani bir muhasebeciye verilebilecek o kar mı eder, zarar mı eder sonunda böyle bir kestirim tahminde bulunmaları isteniyor. Dolayısıyla gerekli veriler sunuluyor. Bu gerekli verilerden en gerçekçi ve tahminlerde bulunanlar depresifler ve karamsarlar. Böyle bir yanı da var. Çünkü bu karamsar ve kötümserlik patolojik düzeye varmadığı takdirde bir ölçüde koruyucu bir yanı var. Bir de değerlendirme özelliği var. Çünkü ama teşebbüs sahibi olamazlar. Yani Bir dakika. Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? İyimser hayal dünyasında yaşarken bir bakıma kötümser gerçekler dünyasında yaşıyor. Ama acı verici. Diyebilir miyiz yok, yani? Ama... Çok abartarak söylüyorum. Hayır, gerçekçilik, realistik yanı olmakla birlikte karamsar kötümserliği ben yine de onaylamıyorum. Şöyle yani bunu çok sağlıklı bir durum bulmuyorum. Karamsar, kötümser bir anlamda bu gerçekliğe tamam biraz daha yakın ama o da şu ben ama gereksiz yere sınırlı olan enerjimi, orgazmik enerjimi yani bütün bedenimi ve ruhumun kuşatan genel enerjimi bir tasarruf etme. Amaçsız, gereksiz, boşa kullanmamalıyım. Ama böyle bir dertten kaynaklandığı zaman adeta bilinç keskinleşiyor. Yani böyle bir hesapçı bir tavır. Bu bana göre yaşama sevincini ve hayatın en önemli şeyi. Ben buradan hemen Spinoza'ya bir selam göndereyim. Hadi gönder. Sevinç en... Yani bütün duyguların kaynağı neşe ve sevinç. Buradan bütün pozitif duyguları üretebiliriz. Negatif duygular insan olmaya çok uygun şeyler değil. Yani innate böyle senin hep söylediğin doğumdan getirdiğimiz bizim ontik varoluşsal olarak kaçamayacağımız temel duygular var mı? Aşağı yukarı 6-7 duygu söylenir ama bunun hayatı dolduran, hayatı anlamlı kılan yani ben ya neşe ve sevinçten çok sitayişle ve çok değil mi böyle bir önemle bahsediliyor. Ben neşeli olayım diye insan olamaz mutlaka. Yani onu tabii, kastetmiyorum ama o içinden gelmesi. Ama sevinç ve neşeyi iyi insan bir alışkanlık, bir itiyat, bir böyle bir işte Aristoteles'in öyle şeyi mümkün vardı mümkün yani Habitus gibi bir alışkanlık haline. Evet, ama bunların hepsinin bak habitus dedim. Bunların hepsinin tabanında habita var yani habitat. Hepsinin tavında habitat var. Şimdi bugün Mittel Europa denilen bölge, Orta Avrupa yani Almanya, Avusturya bilmem işte oraları Çekoslovakya vesaire. Öbür bölgelere nazaran, Avrupa'nın öbür bölgelerine nazaran daha karamsar ortalama olarak. Yani Avrupa, evet, Orta Avrupa'nın hüznünden bahsediyorum. Prag deyince ilk akla bütün Avrupa'nın Kafka. Ve Kafka'nın hüznü. Almanlar ama kendi de silmiştir ama. O sadece Kafka'dan değil. Böyle bir şey var ya gerçekten. Kafka'yı örnek olarak gösteriyorum. Tabii. Şimdi bunu Kierkegaard neden Danimarka'dan çıkıyor da
bilmem bir şeyden çıkmıyor. İtalya'dan, İtalya'dan çıkmıyor. Verona'dan çıkmıyor. Ha, Verona'dan çıkmıyor. Çıkmaz şimdi abi. Bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Neden dünyanın en yüksek intihar oranları İskandinav ülkelerinde? O tabii iklim, klima, başka yani, bir sürü faktörle ilgili şimdi, tabii. Ha, iyimserlik, karamsarlık da bak böyle bir yan da var. İyimserlik, karamsarlık yani, kendi başına faktörler hani, değil. Yani bireyden sadır olan şeyler değil bunlar. İklim, yani ekolojik ya, toplum, koşullar. Toplum, her şeyden önce toplum. Hmm. Yani toplum, Akdeniz kültüre. İnsanlarından karamsarlık, kötümserliği bekleyemezsin. Beklersin, beklersin ama ya daha az. Bence yediğin yiyecekle ilgili de olabilir. Bak onun da tesiri değil var. Değil mi? Yani devamlı patates yersen mesela belki de çok karamsar imzal, olursun. Olur mu? İyimser mi olursun? Patatesin hamur işi, içinde neler hamur var? Hamur işi yersen iyimser. Ya niye patates yersen iyimser olacaksın? İrlandalılar iyimser mi? Dünyanın en çok patates yiyenleri İrlandalılar neredeyse yani. Öyle. Neyse patlıcan diyecekti de patlıcan. Patlıcanda böyle biraz endorfinler var. Değil çünkü. Mi patlıcanda? O zaman, ha mesela bak iyimserlik, neşe, canlılığın gel de. O zaman İsviçre'de çikolata. Biyojenik beyin aminleriyle de bir ilgisi var. Tamam kesin ama, değil mi? Kimisi de, elbette ama bak endorfin dediniz de o zaman İsviçre'lilerin dünyanın en neşeli insanları olmaları lazım. Hepsi abustur. İsviçre bugün dünyada en çok çikolata tüketen adam başına. Ama değiller. Belçikalılar onlardan daha... Üretiyorlar. Ha, Belçikalılar daha mı çoktur? Ha, Belçika'da çikolata çok üreten ve tüketen. Peki dünyanın en iyimser ülkesi hangisi? Vallahi dünyanın en iyimser ülkesi az gelişmiş ülkeler biliyor musunuz? yani cehaleti yani onu nasıl yapabilir miyiz de yani bir öyle endeksler var hayır, ya hayır, mutluluk bir endeksi falan gibi bir şey var ya. Kuşağı... Ama o mutluluk endeksini bireylerden hareketle yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? O bir takım değerlere bakıyorlar. Bir takım göstergelere bakıyorlar. O onlardan şey ediyorlar. Keşke bireylere sorsalar. Ama bireylere sordukları zaman da sorunun yönlendirici. Yok sizin mesela gördüğünüz ülkeler içerisinde. Ben yine hep Akdenizlerim. Akdeniz, yani bildiğim o. Yani gerçek İtalyan herhalde şeydir, iyimserdir. Yakında gittim Hindistan'a. Hindistan açısından da belki. Ha, nasıl Hindistan? Hani yani bir kere bir edep ve nezaket ve nezahat kültürü de denebilir. Hmm. Bütün o kargaşa, pislik ya da işte bir sürü şeylere yani olumsuzluklarına sokak anlamında bakılınca. Fakat yani Yeni Delhi 15-20 milyonluk bir kentte biz işte 12-15 gün kaldık. Bu kadar karma karışık işte kutsal ineklerin refüjlerde ve sokaklarda dolaşıyor dolaştı. Mu tabii tabii. Bir tane ne bir çekişme, ne bir kavga, ne bir itişme. Trafik kavgası da mı olmuyor? Ya ancak korna o uyarı. Onun dışında ben bir tek şey görmedim. Yani stresli değiller o zaman. Hayır, yani bu bir kabullenme, tevekkül. Siz buna ister kadercilik deyin, ister kas sisteminin getirdiği. Kadercilik tabii canım. Hayır, anladım ama sonuçta bir tuhaf bir edep var. Yani iyimser diyebilir miyiz o insanlara? Bana sorarsan denebilir. Ben aynı edebi İran'da görüyorum biliyor musun? İran'a hiç gitmedim tabii. Ama filmlerinden algıladığım kadarıyla dünyanın en edepli toplumlarından bir tanesi Fars toplumu. Çok edepliler ya. Yani birbirlerine karşı davranışları, şeyleri, konuşmaları, nezaket. Mümkündür. Yani mevcut siyasal sistemlerle, idari sistemlerle halkların, toplulukların mizaçları ya da ama davranışları. Ama kaç bin yıllık uygarlık hayır, orası ya. İşte, tabii. İşte hayır, senin bu dediğini doğrulamak için söylüyorum. Yani dışarıdan bakınca İran deyince, işte ülkelerden böyle konuşmak artık pek sakınca değil herhalde. Değil mi? Böyle bir baskı, böyle evet. Bir despotik bir şey falan ama... Ya o var. O, yaşama o bir... sevinci var. Ülkede. Ama o çok edepliler. Yani özellikle neyse şimdi orada da biraz onlar da tüccar millettir biliyorsun. O ayrı. Ve hele o çarşıya falan gittiğiniz zaman Kuzey Afrika'da da özellikle Medinalarda yani bugün bizim kapalı çarşılar dediğimiz yerdeki. Medina kent demek biliyorsun. Ama işte city. İngilizce'de city karşılığı. Şimdi Medina'yı yani. Öyle kullanıyorlar şehrin biliyorsun. Şehrin merkezi. Çarşının olduğu yer. Yani işte o nedenle çarşı. Yani Afrika'da mesela Burkina Faso'da şimdi bu da yoksulluğa övgü gibi olacak. Ondan da korkarım. Yani herhalde Russo gibi konuşmaya başlayacağım. Dağdaki işte değil mi çobanın... Çoban ne kadar mutlu. Bunlar bu ekstrem şeylere varmayalım ama yani iyimserlik, neşe, sevinç, yaşama sevinci, umut, umuta bağlanma, şefkat, bütün bu şeylerle bir bağı olan bir kişilik yapılanmasını... Tabii. Ve hayat tarzı diyorsak ben bunun bir iklim kuşağı ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Hı-hı. Bu iklim kuşağını iyice uzağa doğru götürürsek Latin Amerika'ya doğru oradan yayarsak yine bu Akdeniz üzerinden Türkiye'yi de Anadolu'yu da kapsayacak İran üzerinden Anadolu'da Hint ve Çin'e kadar gider. Ama Japon'un nezaketine bir şey diyemezsin ama iyimserliğe
göremez. Japonlar biraz sıkıntılı bir toplum. Yani onlar da bir iyimserlik söz Japonlar konusu sıkıntılı değil. Toplum. Bak Çinliler çok sıkıntılı bir toplum değil. Çok kalabalık olmalarına rağmen, aslında o hayatı zor yaşamalarına rağmen o hayatı gene de şey yaşıyorlar. Keyifli yaşıyorlar. Keyifli yani 10 metrekare odada oturuyor, hayatı orada geçiyor. Çin'de bir sürü yer çok küçük yani insanlara düşen. Yani yaşamın tadını çıkarmayla ilgili bir şey belki de iyimserlik için. Ama onun yani hayatı nasıl algıladığınla da ilgili bir şey. Ama bir dikkat ederseniz belirli bir coğrafi bakın böyle bir yani bir uygarlık kuşağından bahsediyoruz ama aynı zamanda da dünyanın topografyası göz önünde tutulunca da hep böyle bir güneşe yakın, güneşle bir bağ var. Şimdi ondan yani heliostik bir şey. Tamam bu arasında bu bir coğrafya bağ var. Soğuk ülkelerde daha mı karamsar? Daha karamsar, o kesin. Değil mi? Ya, daha kapalı hava. Gündüzler evi, kısa, tabii, gece tabii. Uzun. Ha, bir de kapalı mekanlarda, tabii. Soğuk dışarıda, sokakta hayat var. Canlılık sokakta. Şimdi bu coğrafya açıklama. Sokakta yaşanabiliyorsa, burada bir neşe, sevinç, bunu oyun. Balkon önemli değil mi onun için? O çok belki önemli. Balkon. Bu coğrafya evet. Açıklama. Bir de buna tersel açıklama ekleyelim. Şimdi Spengler anlamında, Oswald Spengler anlamında toplumların çöktüğü dönemler var. Yani bu çöküşü görüyorsun. Spengler. Spengler mi okunuyor? O, herhalde Alman olduğuna göre. Ay Spengler okunması lazım evet. Tabii. Ama Almanya'da mı yaşadı o? Başka yerde mi yaşadı? Almanca. İngilizce yazmadı mı o? Almanca. Alman. O zaman Spengler. Şimdi toplumların çöktüğü dönemler var. Yani bunu görüyorsun. O dönemde bir de toplumların yükseldiği dönemler var. Bir de toplumsal yani ihtilallerin olduğu dönemde tabii. Yaşandığında yani Rus ihtilalinde tabii. Kim iyimser olabilir? Yani değil mi? Kurtuluş Savaşı sırasında kim iyimser olabilir? Ya bir o veya ama birileri tarihimizde iyimser olmalı ki savaşı kazansın. Bir hayır, de o var o, yani. Değil mi? Yani bütün savaşanlar depresifse nasıl kazanacaksın? Ama toplumun her güvenç olduğu dönemler var. Bak mesela Yunus Emre'nin şiirlerine bak. Yunus Emre'nin şiirleri ne zamana denk geliyor? Anadolu'nun her güvenç olduğu. Ama tabii, kötümser değildir Yunus. Hayır. Yani o kötümser liğin içinde yani her cümlenin içinde iyimserlik aşılamak için. Umut. Ama tam Anadolu'nun bütün tarihi boyunca bu kadar bir her cümlenç olduğu göçler. Mevlana için de aynı şey. Hayır Mevlana başka. O çok özel. Mevlana başka. Karamsar mı? Hayır karamsar iyimser demiyorum. O başka bir yer. Bak şimdi Yunus Emre'nin döneminde ne oluyor? Göçler, Haçlı seferleri. Moğol istilaları. Bütün merkezi otoritelerin dağılıyor. Ondan sonra Türk göçleri karışık, geliyor. Yerleşik karışık, yerler. Babayiler ayaklanması. Ha tabii. Mevlana'nın sarayla ilgisi var falan. Tabii. O üst sınıf. Elit. Üst sınıf. O daha başka yani bir şey. Bu söylediğimiz halk. Halk. Bilgeliği diyebileceğimiz halk başka bilgeliği. Ama mesela şey. Dadaloğlu şeydir. Kötümserdir. Dadaloğlu Adana bölgesinde Osmanlı'ya karşı olan şeyin itirazı. Bir iyimser söyleyeyim Karacaoğlan. Ha sevda şairi Karacaoğlan. Yani her gittiği köyde işte sevgilisi olan hep yaşama sevinciyle dolu birisi. Ben sana hem iyimser hem kötümser olan birini söyleyeyim Nasrettin Hoca. Yani Evliya Çelebi. Evliya Çelebi. Bence iyimser. Ya Evliya Çelebi aşırı iyimser. Evet. Şimdi Erzurum'da öyle bir kış olurmuş ki. Evet. Kedi bir damdan öbürüne atladığı zaman havada donarmış. Bahar gelince düşermiş.